Fenerbahçe'nin orta saha merkezindeki oyuncular bence şu anda iyi oyuncular. iyi oyuncular olmanın ötesinde iyi durumdalar. İsmail Yüksek için de bunu söyleyebiliyorum. Arao zaten kalitesi, tecrübesi ve sahip olduğu özellikler itibariyle Fenerbahçe'ye çok şey katacağının işaretlerini verdi. Bunlar güven verici unsurlar ama işte Fenerbahçe'nin forveti kim olacak? İlk karşılaşmada Joshua kime fırsat hı hı. verdi hoca? Beklediğini alabildi mi? Alamadı. Sanki orada yine Serdar'a demir atmak gibi bir durum gerekecek. E Valencia'yı evet ikili forvet de değerlendirebilirsiniz ama bir iç saha oyununda daha e, karambol diyebileceğimiz pozisyonları da sezecek. O pozisyonları değerlendirecek. Aynı zamanda rakip savunma e, içerisinde o kalabalık stoperler içerisinde Kanal açabilme becerisi olacak Santpor'la oynamak sanki daha faydalı olur. O yüzden Serdar'la çıkılırsa ilk 11 itibariyle söylüyorum daha doğru bir tercih yapmış olur tecrübeli hoca diye düşünüyorum. Peki şimdi Ali Koç döneminde özellikle çok fazla gelen oyuncudan fazla beklentiyi karşılayamadığına dair eleştiriler yaptık e, transferde ama gönderilen oyuncular için tam tersi bir durum söz konusu. Milliyet gazetesinde de bu konuyla ilgili önemli bir haber var. E, bu çizme sevilmez mi başlığıyla verilmiş haber. Fenerbahçe özellikle İtalya'ya gönderdiği Elif Elmas, Vedat Muriç ve Kim Mince'den tam 53,5 milyon euro kazandı. Sadece Napoli'den 3 senede 36 milyon euro geldi. Bu 3 oyuncu için 8,5 milyon euro harcanmıştı. Bu gerçekten ciddi bir transfer başarısı. Örneğin Beşiktaş'a baktığımız zaman son yıllarda gelir elde edilen tek oyuncu şu an Rıdvan Yılmaz. transferiyle. Evet, Geçmiş Bu Fenerbahçe'de ciddi bir başarı. Geçmişte Beşiktaş'ta yaptı bunları. Evet. İşte Demba dahil Cenk. Cenk aklımıza gelebilecek birçok hatta Thomas mı? Yok. Savunma stoper yanlış söyledim. Neyse ismi daha sonra aklıma gelir. Gençler Birliği'nden Fenerbahçe'ye gelip giden 4,5 milyon euro dolara satılmıştı. Aa, ben de hatırlayamadım. Ee, Hatırlarız birazdan. Tamam. Arkadaşlar hatırlatırlar. <laughs> evet. Onlar hatırlamışlardı. Sol bek de oynuyordu. Gençler Birliği'nden gelmişti. Sonra Fenerbahçe'nin sol stoperi olarak oynadı. Şampiyonlar yine vesaire de iyi performans gösterdi. Şimdi e, şunu söylemek isterim. E, Ali Koç döneminin hatta biraz daha öncesinin en önemli artısı bu. Yani Fenerbahçe'nin sattıkları hakikaten çok fazla sirkülasyon olmasına rağmen hani oyuncu alınıyor vesaire hani kantara koyulsa herhalde sattıklarından elde edilen gelir ağır basar. Yani burada Doğru. üç oyuncu söyleniyor ama birçok isim var. Tabii. Yani Musa Soğular'a kadar gideriz. Çok fazla yüksek bonservis bedelleri elde edildi. Zaten buradan bir genel sonuca da gitmek lazım Ezgi. Biz ödediğimiz bon servisler yüzünden cari açık vermiyoruz yani ihracat ithalat benzetmesi yaparsak evet. biz maaşlar yüzünden <laughs> yıllık ücretler yüzünden ya da işte menajerlere ödenen farklı şekilde kasadan çıkan e, paralar yüzünden bu cari açıkları veriyoruz ve biraz da gereksiz hovardalığa başvuruyoruz yapılmaması gereken transferler yapılıyor aşırı transferler yapılıyor ona rağmen bu iyi satışlar kulüplerimizin hanesini artı olarak yazmıyor maalesef. Borçlar azalmıyor. Artıya çıkmıyoruz. Bunu hatırlatmak lazım. yani Mesela bu sezonda yine Fenerbahçe epey bir transfer yaptı. Umarım yapılan bu transferler son tahlilde sezon sonunda Fenerbahçe için yeni bir kambura, yeni bir yüke dönüşmez. Öncelikle temennimiz bu olsun. Şu bunu söyleyeyim, yani Fenerbahçe ile ilgili belki farklı bir bakış açısı sunmak açısından. Şimdi Fenerbahçe şu ana kadar yapmış olduğu transferlerin hiçbirini gerçekleştirmeseydi, ki yapılan transferler, alınan oyuncuların tamamı kaliteli. Ama hiçbirini transfer etmedi Fenerbahçe. Diyelim ki Kim Mince'ye gidiyor, bir ya da iki stoper kaliteli stoper transferi yaptı. Hocanın oyun anlayışına göre bir sol bek transferi yaptı. Hani Ferdi sağ ayaklı bazen tempo sorunu oluyor çıkışlarda. Bir de Sandford transferi yaptı. Hani Serdar çok kaliteli bir Sandford ama Serdar'ın da üzerinde tartışma götürmez bir Sandford transferi yaptı. Ve bu üç transferle, üç pozisyona yapılan üç ya da dört transferle, iki stoper diyelim kim e gittiği için, transfer sezonunu kapattı. Ne diyecektik biz? Nokta atışı transferler tamam. yaptı ve çok Nokta güzel atışı, bir şekilde sezona başlayabilecek. Sezonu kapattı. Çok transfer yapmadı. ihtiyacını giderdi. Şimdi soruyorum. Bu söylediğim pozisyonlara transfer yapıldı mı? Yapılmadı. Hiçbirine yapılmadı. Ama bir yığın transfer yapıldı. Peki yapılan transferler alınan oyuncular kötü oyuncular mı? Ya şu da alınacak oyuncu mu diyebileceğimiz oyuncular mı? Değiller. Yani işte Lincoln'dan başlayıp son Pedro'ya kadar ki Pedro çok kaliteli bir oyuncu hı hı. hepsi kaliteli oyuncu ama Fenerbahçe'nin bir de kadrosu vardı. Başarılı olmuş. İsmail Kartal'la efsane performans ortaya koymuş bir kadrosu vardı. Bu kadro içerisinde sivrilen oyuncular vardı. Ha buradan nereye varacağım? Şuna varacağım. Bunu bir tespit sadedinde söylüyorum. Demek ki Jorge Jesus ve Ali Koç yönetimi İsmail Kartal'la birlikte ortaya konan o performansı referans performans olarak kabul etmiyor. O performans sürecinde oyuncuların ortaya koydukları yine başarılı performans da referans performans kabul etmiyor. Ama burada ironik bir durum yok mu şimdi İsmail Kartal'ın göreve gelişi yeni teknik direktöre takımı hazırlamak üzere İsmail Kartal'la anlaşmaya e var. varılmıştır var. şeklinde duyurulmuştu. E var. Demek ki Jorge Jesus Fenerbahçe'yi de izlemiş, incelemiş. Ama ortaya konan performansı konjektürel bir performans, konjektürel bir başarı olarak değerlendirmiş. Belki de şöyle bakmış. Fenerbahçe şampiyonluk stresi yaşamıyordu. Zaten ligin şampiyonu neredeyse belliydi. O rahatlık, o konfor alanı içerisinde Fenerbahçe işte bir kadro istikrarı da yakalayarak sonuca gitmiş. Demek ki Crespo, demek ki Zai Demek ki Serdar Dursun yani o süreçte iyi performans gösteren, öncesinde yokları oynayan oyuncuların yaptıkları dikkate alınmamış. Şimdi bunu dikkate sunmak istiyorum. Burada ironik bir durum var. Şayet Fenerbahçe şu kadro mühendisliğini Jorge Jesus'la değil de başka bir teknik direktörle gerçekleştirmiş olsaydı, bugünkü tabloyla karşılaşmış olsaydık muhtemelen şu anda çok ağır eleştiriler. Yerden yere vuruyor olabilirdik. Hatta bununla ilgili destekleyecek bir haber hürriyette var. 17 orta saha, 4 santifora sahip Kanarya'da 7 defans 2 kaleci. Yani mühendisliğin ne kadar dengesiz yapıldığından bahseden bir haber. Evet. Yani ya burada çok enteresan, çok kötü mühendislik var ya da henüz bizim anlayamadığımız bir şey var. Yani Jorge Jesus belki de şunu söylüyor. Tamam Fenerbahçe'de işte İrfan Can'ı var, Crespo'su var, şu Zayi'si var, şu Suvuz'u var. Ama bunlar benim oyuncum değil. Bunların gösterdikleri performans benim için referans belki niteliği de. taşımıyor. Evet. Belki de bunu söylüyor. Hani bunu söyleyeme lüksü var mı? Jesus olduğu için var. Biz de susacağız, bekleyeceğiz, görmeye çalışacağız. Peki.